Girişte kırmızı halıdaki şıklığıyla dikkat çeken avşar kızı, eminiz ki içeride de meraklı bakışların odağı oluyordu. Yüzyıllık Türk sinema tarihine elbette ki Hülya Avşar da filmleriyle damga vurdu. Peki avşar kızı zaman zaman eski filmlerini oturup izliyor mu ve neler düşünüyor dersiniz? Bazen izliyorum, bazen izlemiyorum. Öyle. Geçmişe gidiş oluyor mu bu 20'li yaşlarınızda? Yok. Olmuyor ki ben o hallerimi hiç beğenmiyorum desem. Gerçekten. Evet ya, o kıvır kıvır saçlarım o zaman için evet, ama şimdi bakıyorum bilmem, ben şu anki yaşımdan ve halimden çok memnunum. Yani o zaman bir de böyle çok toysun. Bana göre oyuncu biraz olgun olmalı. O yüzdeki hatlar, çizgiler oturmalı, olgunlaşmalı, yaş almalı oyuncu. Şu anda mesela kendimi çok daha böyle sağlam sinemacı olarak görüyorum. Kırmızı Halı'da da görüntülediğimiz Sinem Kobal, törene özene bözene gelen isimler arasındaydı. Sinem Kobal'a da unutamadığı bir Türk filmi olup olmadığını soruyoruz. Cevabı, bakın hangi film oluyordu? Selvi Boylum Al Yazmalım. Öğleden beri bekliyoruz burada. Kaçtım da geldim. Bir ayda beklerim Al Yazmalım. Derken bir ara Ata Demirer ve Cem Yılmaz'ı yan yana görüntülüyor ve mikrofon uzatıyoruz. Komedyen dayanışması işte bu olsa gerek. Hazır beraber yan yana da görmüşken efendim size. Komedyenler dayanışması diyebilir miyiz? Çünkü özlenen tablo bu aslında. Pek fazla da yan yana göremiyoruz sizi. Çalışır işimiz var, gücümüz var. Ya da beraber olduğumuzu göremiyoruz. Elbette, büyük ihtimalle. Sen bir soru varmış ya. Hadi eyvallah. Bay bay. Bir ara aynı karede Hülya Avşar, Cem Yılmaz ve İlyas Salman'ı görüntülerken Cem Yılmaz, İlyas Salman'la işte böyle kucaklaşıyordu. Gecenin sunucusu güzel oyuncu Ceyda Düvenci geceyle ilgili konuşurken ev sahibi edasındaydı. Tabii ki aslında onlar saymakla bitmez. Ama çok kıymetli 350 misafirimiz var. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlı ve ev sahibiyim bu gece. Ve bu benim için büyük gurur. Geceye katılan ve ödül takdim etmeye hazırlanan Ezgi Mola çok farklı duygular ve farklı heyecanlar içinde olduğunu dile getiriyordu. Yani çok güzel bir şey bu. Birlikte büyüdüğüm, onlara içtenlikle böyle katıla katıla güldüğüm insanlardı ki hepimizin öyleydi. O yüzden de gayet heyecanlıyım, yani güzel, kıymetli bir ödül töreni. Aklıma ilk Adile Raşit geldi. Yani hepimizin de gelir zaten, komedi deyince ilk aklımıza gelen isimlerden biridir. Allah rahmet eylesin, buradan da rahmet istedi. Hiçbir filmini birbirinden ayıramıyorum ama o kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış hamam sahnesi efsane bir sahnedir. Es geçemeyeceğim, bizim filmde de böyle bir küçük bir göndermemiz var. Hadi oradan Türkiye'de hanım ağzını yırtarım. Gecede ödül vermeye hazırlanan Melisa Sözen duyduğumuza göre bir de şarkı söyleyecekmiş. Yani çok mutluyum, çok onur verici bir gece. Biz de ödül veriyor olacağız. Bu isimlerin her birine ödül veriyor olmak için orada sahnede olmak bizim için çok gurur verici. O yüzden çok mutluyum ve heyecanlıyım sahnede birazdan. Sahnede müzik, şarkı söyleyecek misiniz? Yok, ben söylemeyeceğim. Ödül verecek misiniz? Ödül vereceğim. Kime vereceksiniz belli mi? Ben Serkan Keskin'le birlikte en iyi yönetmenlere ödül veriyor olacağım. Ben de heyecanla bekliyorum.